Kadir amca, Evet. bu mesela söylemek istediğin farklı şeyler var mı? Ne istiyorsun? Yani ilçe tarımlardan ilgi mi bekliyorsun? Devletten ne bekliyorsun? Söylemek istediğin farklı şeyler var mı? Benim devletten istediğim krediyi verirken hayvanla iç içe olan hayvancılık yapana versin. Ben kredi istemiyorum. Beni kendi imkanımla beni kendime bıraksın. Hani ben yeter. Ha bize zorluğu şu var. İlçe tarımları yakınlaştırsın. Hayvan satarken bize en büyük sorun o. Benim günümü alıyor. Ben hayvanım burada ederi diyorum. Ben emek çekiyorum, şey diyorum. Bu hayvan bir gün burada aç kaldığı zaman tüyünü yer, hastalanır, bana zarar olur. Peki meralar için bir şey istiyor musun? Meralar bizim burası daha önce çok sıkıcıydı. Şimdi biraz rahatlattılar. Bizim kendi köyümüzün meralarını kısa. Sağ olsun çevre köylerin meralarına geçiyoruz. Kızıyorlar, mızıyorlar. Bir de böyle boş olan meraları hayvancılara kolaylıkla verilmesini isterim. Değil mi? Birazcık da He. ıslah çalışmalarına önem vermeleri gerekli. Kira alsın, devlet alırsa da, köylü alırsa da. Hani Biz razıyız diyorsunuz, para biz ona verme. razıyız. Hayvanlar hep masraflı olmasın yani. Hani ahırda beside duran hayvanın masrafı ağır olur. O da buna yansır. Bu pahalı satamayınca ben zarar ederim. Bu meradan yararlanırsa benim masrafım az olur. Sen de daha iyi para Ben kazanırsın ve daha iyi keyfin daha iyi kazanırım. olur. Halk da ucuz yer. Yanlış yapılan bazı Ha, politikalar bazı var. yöntemler var. Yani şimdi mera kısıklı olmasa bu hayvan 8 ay 9 ay merada şey ise bazı şeylerinde biz fedakarlık gidersek ucuzlar. Kuzu bizde 20-21 liraya alıyor kasap. 40 liraya kasap kuzu eti satıyor. Ben 12 ay anasına hizmet ediyorum. 6 ayda kuzuya hizmet ediyorum. Ben yediriyorum. Benden 20 liraya çıkıyor. 40 liraya kasap da Arada komisyoncular kazanır. komisyonca kazanıyor. Eziyeti çeken biziz. Arada ezilen biziz. Dışlanan biziz. Üreticiye birazcık destek için. Üreticiye yani verilmesi gereken hayvancılığı yapabilecek vatandaşa versinler. Bizim burada inekçilik yaptılar, aldılar, hep sattılar. Bir dönem koyun inek geldi. Ne oldu dışarıdan gelen hayvanlara? Burada dışarıdan. Çok süper ineklerdi. Hep sattılar. Daha belki borçları var. Yapamadılar. En son gene inekçilik geldi. Devletin sayesinde südevi yapıldı. Daha südevi boş, göçüyor. İnekçilerin birinin ineği kalmadı. Hep sattılar. Daha borçlu duruyorlar. İnek gitti, aldı 5.000 liraya, sattı 2.000 liraya. Onu da çoğunun kuda parası dolandırıldı. Bu adam nasıl çıkacak bunun içine? Bu sefer de kredileri He. ödemek zorundalar, o paraları öde. Adam yonca ekemezse, otlak biçemezse, her imkanı parayla yaparsa bu inekçi inekten para kazanamam dediğim zaman bana dedi ki sen beni çekemiyorsun. Ya kardeşim sen Ankara'da durmuşsun gelip de bir kürek bu ineğin pisliğini alama. Bu altı pis olursa bu iş yürümez. Bu temizlik ister. Hayvan kimisi çıkıyor televizyonda diyor ki bu ahırlar efendim buraya kadar gübre. Bu gübrenin içinde bu hayvan olur. Ya sen kendinden mi selmiş? Evinde temiz olmasa yatabilir mi? O gaz ne yapar hayvanı? Evet, doğru söylüyorsun Kemal. Hayvancılığı yapmak yani insan şeyi gibi ona havalandıracaksın, havasını vereceksin, suyu temiz olacak. Yanımızda veteriner hekim Gökhan Duran var. Kadir amcanın işletmesinin veteriner hekimi. Gökhan Bey, biraz kendinizden bahsedebilir misiniz bize? Daha önce de bir programınıza katılmıştık yine koyun keçiyle ilgili. Kadir Dayı'yla da yaklaşık 3 yıldan beri tanışıyoruz ve 3 yıldır da işletmesindeki hayvanlara biz bakıyoruz. İşletmesindeki hayvanlara biz bakıyoruz derken özel bir kuruluş musunuz? Tabii biz dışarıda serbest çalışan bir kliniğimiz var. O klinik aracılığıyla Ankara bölgesinde ben özellikle sadece koyun ve keçiyle ilgilendiğim için
bu tip hayvan bakan insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani bizimle çalışsın çalışmasın kim ararsa da ben telefonum her zaman açık, cevap da veriyorum ve bilgilendirmeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Kadir amcam özellikle keçi yetiştiriyor. Keçi yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gerekli olan hususlar nelerdir? Vallahi Kadir dayımızın çiftliğindeki keçilerimiz kıl keçisi. Daha çok et için yetiştiriliyor ve sütçülük yapılmıyor tabii ki. O yüzden Kadir dayıdaki en önemli problem bizim gördüğümüz aşı eksikliği vardı ilk başladığımızda 3 yıl önce. İşte şap aşısıydı, çiçekti, keçi ciğer ağrısı özellikle yapmıyorlardı. Onları zaman içinde oturtturduk. Mesela artık belli bir programa sahipler ve hangi aşının ne zaman yapılacağı belli. Onu kendileri de biliyor, biz de biliyoruz. Tarım ilçenin yapması gereken aşılar varsa zaten onları çağırıp yaptırıyorlar. Yoksa da biz gelip yapıyoruz. Düzenli bir aşı programı oluşturdunuz tabii, burada. Düzenli bir aşı programı var. Parazit tedavisi zaten, parazit mücadelesi de iç ve dış olarak düzenli. Tarihleri belli. Mesela demin de bahsetti belki Kadir Dayı, Kasım ayında dedi. Mesela biz parazit tedavisini mümkün olduğunca geç döneme bırakıyoruz. Biliyorsunuz gebeliğin erken döneminde embriyo toksik etkisi, yani mutajenik etkiler de... Kuzuları veya oğlakları öldürüyor anne evet, karnında. Evet, anne karnında öldürdüğü için biz mümkün olduğunca gebeliğin 3. ayında yapmaya çalışıyoruz bu tedavileri ve daha başarılı oluyoruz. Hayvanlar kışı da daha rahat geçiriyor ve doğum stresi en aza iniyor.